Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Hangi ilçeden İyiyiz. çocuksunuz? Sizler hangi ilçedensiniz? Siz nasılsınız? Beylikova. Karışık mı bütün ilçeler? İnönü. 23 Nisan Milli Hakimiyet yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Teşekkür ederiz. Şimdi sırayla kimler benimle konuşmak, soru sormak istiyor? Hocam bir daha söyle bakayım. Ben. Yöneticiye bakayım. Yönetici ablanız nerede? Sudenaz, senle başlayabiliriz. Evet. Ben mi öğrenim? Evet. Sen çocuklara sırayla söz ver. Tamam hocam. Bunlar başlasınlar soru sorma. Ben de cevaplandırayım her birininkini. Tabii ki. Sudenaz, senin soruna başlayabiliriz. İlk önce nasılsın? Çok iyiyim. Sizi iyi gördüm. Sizi iyi görünce daha da iyi oldum. Teşekkürler. İlk sorum, küçüklüğünüzde neler yapardınız? Küçüklüğümde neler mi yapardım? Ha, benim... Küçüklüğünüzde neler yapardınız? Neler yapardık söyleyeyim. Küçüklüğümde bizim zamanımızda şimdiki gibi oyuncak, bol oyuncaklar yoktu. Oyuncakları da kendimiz yapardık. Sokaklarda bilye oynardık. Çorak toprakla yumurta akını karıştırır, yuvarlar. Onları renkli boyar, sonra onları ümme dediğimiz bir çukura sırayla sokardık. Kim başarırsa, kazanırsa en çok ümmeye bilye atmaya, diğerinin bilyelerini alırdı. Arabalar yapardık tahtadan, arabalar yapardık telden, telleri kıvırarak arabalar yapardık. Kız arkadaşlarımız da annelerinin patiska veyahut da beyaz bir beze bebek şeklinde kesip dikerdi onu. Bebek yapar, içini pamuk doldururdu. Saç yerine de kendi saçlarından keserdi annelerimiz, dikerdi onları. Kalemlerle de kaş, göz ve ağız burun yapardı bebekler. Onlar da o bebeklerle oynardı. Halbuki şimdi iyi düşünün, her türlü oyuncak var. Füzeden tutun o yürüyen otomobillere, değil mi? Uçaklara, her türlü oyuncağa sahipsiniz günümüzde. Teşekkürler hocam. İkinci soru, neler yaparak bu başarıya ulaştınız? Ha, neler yaparak? Bir kere çok çalışarak. Hemen şunu söyleyeyim. Bizim zamanımızda ben ilkokuldayken, ben ve arkadaşlarım, okul tatil olunca, yaz tatiline girince yalnız bir haftamız vardı. İstediğimiz gibi oynardık sokaklarda. İstediğimiz gibi ama. Fakat o bir hafta bittikten sonra babalarımız bizi alır, bir esnafın, bir sanatkarın yanına çırak olarak verirdi. Öğren bu mesleği, hem de yardım et bu usta amcana derlerdi. Ve biz bir iki ay onun yanında çalışırdık. Okulların açılmasına bir hafta kala da o iş bırakılır. İşte elbiselerimiz, önlüğümüz, yeni defterlerimiz, çantamız hazırlanır. Okula başlardık. Yani okulların bir tatil olmasından sonra bir hafta ancak rahatça çocuk gibi kendimizce oynayabilirdik arkadaşlarla. Bir de okullar açılacağı zaman bir hafta hazırlık yapardık. Yani iki haftanın dışında mutlak surette biz birisinin yanında, bir ustanın yanında, bir esnafın yanında çıraklık yapardık. Haftalık verirlerdi bize 2 lira, 2,5 lira. Onunla da ayakkabılarımızı boyatırdık. Çocuk Haftası diye dergiler vardı çocukların okuduğu. Onlardan satın alırdık. Haftada bir günde paramızı artarsa gazete alırdık, gazete okurduk. Hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sorularımıza birer birer devam edin. Bütün arkadaşlarımıza sıra gelsin. Bora, sen sorunu sorabilirsin. Kim öğretmenim? Ben Bora. Tamam. Evet, kimde sıra? Ben de. Bora'da hocam. Sen de. İlker mi? Ben. Hocanız kime söz verdi, sıra verdi? Bora'ya söz verdim hocam. Sorusunu soruyor şu an. Evet. Hadi bakalım. İlk önce boş zamanınızda ne yapardınız? Boş zamanlarımda çocukken, yani siz yaştayken kitap okur, derslerimi yapar,
Ondan sonra da oyun oynardım. Sokakta arkadaşlarımla oynardım. Evet. Evet Mehmet. Hocam her yıl Nisan ayında farklı ülkelerden çocuklar getirirse ve isteyen aileler çocukları evlerinde misafir etse, bunu belediyelerin yapması mümkün müdür? Tabii belediyenin yapması mümkün değil. Bu yurt dışından gelen çocuklar genellikle burada siz yaşta, size akran çocuklar yöneticileriniz, öğretmenleriniz tarafından belirlenir ve size gönderirler ve sizin yanınızda kalırlar. Ailenizde aile kültürünüzü öğrenirler. Bayramı sizinle beraber kutlarlar. Böylece uluslararası oluyor. Mustafa Kemal Atatürk aslında 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ve Ulusal Egemenlik Bayramı olarak Türk çocukları için önce düşünmüş, ilan etmiştir. Fakat daha sonra bu dünyada ilk defa çocuklar için bir bayram ilan eden bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra bütün dünya çocuklarının günü olmasını dilemiş ve öyle olmuş. Tabii diğer ülkelerden bu bayramı kabul edenlerin çocukları ancak şey diyorlar, yararlanıyorlar bundan. Bizde de dost ve kardeş ülkelerin çocukları aileleri müsaade ettiği takdirde sizlerin ailelerinin daveti üzerine geliyorlar Türkiye'ye. Bayramı kutluyorlar, sizlerle tanışıyorlar, bir hafta sizlerle geçiriyorlar. Sizlerin kültürünü, sizlerin dostluğunu ediniyorlar ve tekrar ülkelerine dönüyorlar. Böylece 23 Nisan Çocuk Bayramı yalnız Türk çocuklarına has değil, diğer ülkelerin çocuklarının da bayramı olarak kutlanmış oluyor. Teşekkürler hocam. İlker, senin bir sorun vardı. İkinci defa çocuk olmak isteseydin ilk defa ne yapardınız? İkinci defa çocuk olsam ne mi yapardım? Evet. Herhalde tekrar çocukluğuma dönmek güzel bir şey ama maalesef dönemem. Ne yapardın derseniz yine eskisi gibi okurdum, oyuncaklar yapardım, dostlar edinirdim, şiirler ezberlerdim, kitaplar okurdum, arkadaşlar edinirdim, dostlar edinirdim. Enes Demirhan, senin bir sorun vardı. Benim. Merhaba öncelikle. Merhaba. Beylikova'da sizinle beraber olabilecek miyiz? Tabii. Beylikova'da bu virüs salgını biterse her sene yaptığım gibi ben bütün ilçeleri geziyorum. Beylikova'yı da ziyaret edeceğim. İnşallah. Bakıyoruz bu virüsün bir an önce çekip gitmesini, salgının bitmesini bekliyoruz dört gözle. Hocam, sizinle birlikte satranç oynamayı çok istiyordu. Aslında asıl sormak istediği şey buydu. Ben de bunu araya eklemiş olayım. Ben oynamam. Neden oynamam? Çünkü sizler benden zekisiniz. Mutlaka yenersiniz beni. Yenilmek de hoş bir şey değil. Değil mi? Satranç zeka oyunudur. Ve siz benden çok çok ustasınızdır o konuda. O nedenle korkarım sizinle satranç oynamaya. Hümsena'nın bir sorusu vardı. Şu an Hümsena'yı göremiyorum ama mikrofonu açabilirsin. Öncelikle bizimle bu konuşmayı yaptığınız ve sorularınızı... Biraz daha yüksek sesle Ümmü. Öncelikle bizimle bu konuşmayı yaptığınız ve bizim sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. 23 Nisan günü hiç makamınıza çocuk oturdu mu? Oturduysa size nasıl sorular yönelttiler? Şimdi bu sene, yani bu yıl kutlayacağımız, iki gün sonra kutlayacağımız 23 Nisan'a kadar ki zaman içerisinde her 23 Nisan'da mutlak surette Eskişehir'deki okullardan milli eğitim veya öğretmenlerin veya okul yöneticilerinin seçtiği çocuklar sırayla belediyeye gelip belediye başkanlık koltuğuna oturuyorlardı. Yani benim oturduğum koltuğa onlar oturuyor. Ben de onların karşısında bir memur gibi bekliyor. Bizden ne gibi hizmetler istiyor? Talepleri nedir? Onları anlatıyorlar, söylüyorlar. Biz de onları yerine getirmek için ilgililere talimat veriyorduk. Fakat bu sene maalesef onu yapamayacağız. Bu korona meselesi hastalığı çok şiddetli şekilde Eskişehir üzerinde sürdürdüğünden, hastalık yayma açısından alınan tedbirlere sıkı sıkı uymak zorundayız. O bakımdan bunu yapamayacağız maalesef. İnşallah gelecek sene bu virüs belası gider başımızdan.
Hepimiz sağlıklı günlerde, yine 23 Nisan bayramlarında bir gün boyunca hiç olmazsa yarım gün boyunca belediye başkanlık koltuğunu size bırakır, sizin isteklerinizi yerine getirmekten büyük keyif alırdık. Öğretmenim, benim bir sorum var da. Efendim? Benim bir sorum var. Sorabilirsin sorunu. Tamam, sor güzelim. Eskiden siz küçükken ne oyunlar oynardınız? Biz ne oynardık? Birdir bir oynardık, uzun eşek oynardık. Bilir misiniz onları? Belki şimdi de oynuyorsunuzdur. Erkek çocukları daha çok oynarlar. Böyle eğilirler, üzerlerinden atlarız. Uzun eşek, birdir bir dediğimiz şeyler. Bazen ekip olarak ayrılır, üçer kişilik, dörder kişilik ekipler. Bunlardan yarısı takım oluşturur. Bir yarısı oyuncudur. Eğilirler. Hiç gördünüz mü uzun eşek oynayanı? Ben oynamıştım bir kere. Değil mi? Eğilirsiniz. Geçen sene benim oyuncu oynayan çoktu. Binerler, koşar koşar atlarlar diğer takımdakiler. Çökmeden onları tutabilirsiniz sırtınızda. Çok kötü. Abi, ya. Hiç şüphe yok ki futbol oynardık. Futbol dediğim işte top. Bizim zamanımızda şimdiki gibi güzel toplar da yoktu. Top bulamayanlar çaput dediğimiz bez parçalarından toplarlar, böyle yumak yaparlar. Onun üstünü dikerler ve onunla sokak aralarında taşlardan da kale yaparız. Kalecilere gol atmak için futbol oynardık. Ben de sorabilir miyim? Evet. Tabii, bu saklambaç oynamak falan, bunlar ayrıca sizin bildiğiniz oyunlar olduğu için ayrıca onları söylemiyorum. Deniz Aslan'ın bir sorusu vardı hocam. Efendim? Deniz Aslan'ın bir sorusu vardı. Deniz, mikrofonunu açabilirsin. Nedir o? Merhaba Yılmaz Öğretmenim. Ben Beylikova'dan katılıyorum. Hani elinizi sallayacaktınız. Konuşan ben tarayacağım, göreceğim burada. Evet. Deniz Aslan. Öyle değil mi? Ama soyadım Aslan. Gerçek adım Deniz. Benim sorum şöyle. Her üç kere yapmış biri olarak akademisyenlik, belediye başkanlığı, sanatçı görevlerinden hangisini daha çok severim? Deniz hocam, pek anlayamadım. Anlayamadıklarımı sen tekrarlarsan memnun olurum. Hocam şöyle, Deniz'in sorusu, siz hem üniversitede bir yöneticilik geçmişiniz var, hem şu an Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yapıyorsunuz. İki arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler? Bunları merak ediyor Deniz. Anlayamadım. Sen de hızlı konuştun son cümlenin son kısımlarında. Arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları merak ediyor Deniz. Yani üniversite yöneticiliği ile belediye yöneticiliği arasında ne fark var? Öyle değil mi? Evet, evet. Sorunun aslı bu. Şöyle bir fark var. Bir kere üniversitede hep gençler. Yani sizin abileriniz, ablalarınız var. Onlarla berabersiniz, onların arasındasınız, onlara dersler öğretiyorsunuz. Hayata atılacakları bir safhadır üniversitelerdeki eğitim zamanları. Kendim ayrıca profesörler var, doçentler var, asistanlar var, araştırma yapıyorlar, kitap yazıyorlar, onlar da derslere giriyorlar. Yöneticilik yapıyorlar ama tabii profesör, doçent, asistan gibi bilim adamları ve geleceğin bilim adamları, onlarla oturup konuşabilmek, nasıl bir eğitim yapacaklar, karar vermek, üniversitenin daha iyi bir yer kazanabilmesi için dünya üniversiteleri arasında neler yapılacak, onları konuşan, karar veren bir topluluk üniversitedeki yöneticilik. Ve orada da rektörsünüz. Yani herkesi dinlemek, bütün hocaları dinlemek, yönetim kurulu, profesörler kuruluyla birlikte yaptığınız toplantılarda gerekli kararları almaktan ibarettir. Tabii bir de en güzel tarafı, yıl sonunda mezun olanların, son sınıftan mezun olanların diploma törenlerinde bulunmak. O da büyük bir mutluluk verir bize. Belediye başkanlığında böyle bir şey yok. Belediye başkanlığı ise şehirde her yaştan insanın beşikten mezara kadar olan ihtiyaçlarını karşılamak görevi vardır belediye başkanlarının. Tekrar ediyorum. Beşikten mezara kadar o şehirde yaşayan, o ilçede yaşayan insanların ihtiyaçları nelerse onları yapacak. Onlarla uğraşacak. Yollarını yapacak, kaldırımlarını yapacak, sokakları çöpten temizleyecek, çöpleri yok edecek, efendim, çocuklar için oyun bahçeleri yapacak,
yeşillikler yapacak, yaşlılar için dinlenmek için parklar yapacak, şehirde, orada ilçede veya şehirde yaşayanlara temiz, kaliteli su, içme suyu sağlayacak. Tabii kullanma suyu da sağlayacak, hiç şüphe yok ki. Ulaşımlarını sağlayacak onların. Şehir içinde veyahut ilçenin içerisinde otobüsler ya da şehirse daha büyük yerlerde tramvay gibi, raylı sistemler gibi sistemleri kuracak. İşte böyle hizmetler yapacak. Yani hem eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak, hem yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak. Tabii zor olan tarafı şu belediye başkanlığının, bir şehirde veya bir ilçede ne kadar çok insan yaşıyorsa, yani oraların nüfusu ne kadar çoksa, her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları vardır. Bunların içerisinde o ihtiyaçları parayla satın alabilecek mali güce sahip olanlar vardır, olamayanlar vardır. Olamayanlara da yardım yapacaktır. Hatta bazı yerlerde çok fakir ve yoksul varsa belediyeler aşevi kuracaklar ve günde 3 öğün onlara hazır yemek vereceklerdir. Bu bile belediye başkanlarının görevleri arasındadır. Ayrıca şehir halkını ya da ilçe halkını temsil edecektir. Daha üst makamlarda, kademelerde. Teşekkür ederim Yılmaz Erdoğan. Şey değil, sağ ol. Hocam isterseniz müsaadeniz olursa soruları ben hızlıca alayım. Hem çocuklarımızın daha fazla sorularına cevap vermiş olursunuz. Vaktimiz de kısalıyor. Çok memnun olurum. Ben de sorabilir miyim? Öğretmenim. Ben sizin sorularınızı öğretmenim. Sorabilir miyim? Çocuklar mikrofonları kapatalım. Lütfen sizin sorularınızı ben seslendireceğim şimdi. Bir tane çocuğumuz İdilpancan, şehri yönetmek zor mu? Bunu tek başına mı yapıyorsunuz diye soruyor. Tabii bir şehri yönetmek çok zor. Düşünün şimdi her birimizin bir okulu var değil mi? O okullarda mesela ilkokullarda 5 sınıf mı var? Efendim ortaokullarda 3 sınıf mı var? 4 sınıf mı var? Kaç sınıf oldu? Şimdi 4 hocam. Tamam. Her sınıfta ortalama kaç öğrenci var? Yaklaşık 20-30 arasında. 20 ile 30 arasında. 150 öğrenci eder herhalde değil mi? Şimdi bir okulu düşünün. 150 kişinin eğitim ihtiyacı. Onlara anlayabilecekleri şekilde dersleri anlatmak, onlara ödev vermek, onlara onların sporda gelişmesini sağlamak, aklınıza gelebilecek bir öğretmenin yapması lazım gelen bütün hizmetler. Ama nereden bakarsanız bakın, sayarsanız bu 3 olur, 5 olur. Bir okulu yönetmek, öğretmenler de girer yönetimin içerisine. Çünkü bir okul müdürü öğretmenleri de yönetmek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü müfredat dediğimiz dersleri, programları uygulamakla görevlidir. Ama bir belediye başkanını düşünün. Belediye başkanı onlarca hatta bazı şehirlerde, büyük şehirlerde yüzlerce okulun ihtiyaçları da kendisinin okullar dışındaki insanların ihtiyacına ilaveten çalışacağı, çalışmasını gerektirecek konuları vardır. Yani mukayese kabul etmez. Bir okulla bir şehrin ihtiyaçları, belediye ihtiyaçları. Teşekkürler hocam. O zaman bu sorunun devam niteliğinde başka bir sorumuz var. Belediye olarak halktan beklentiler neler? Halktan beklentiler? Evet. Efendim halktan beklentiler, belediyeler devlet babadan, devlet babada size anne ve babalarınızdan aldığı vergilerin bir kısmını belediyelere verir. Belediyeler bu paralarla size kendisinin üstüne düşen hizmetleri yapmaya çalışır. Bütçe hazırlar onun için. Bazı hizmetlere çok, bazı hizmetlere az. Mesela altyapısı olmayan, suyu doğru dürüst sağlıklı suyu olmayan bir belediyenin yapacağı yatırımlar çok büyüktür. Bir senede de hemen bunları yapamaz. Onlar mesela çok büyük para ister. Keza ilçenin veya şehrin yollarının hepsini asfalt yapmak, trotuarlar yapmak, aydınlatmak, parklar yapmak, ulaşım sağlamak, şehrin her tarafından geliş gidişleri sağlayabilecek projeleri yapmak, binaların sağlıklı binalar olarak vatandaşların emrinde olmasını temin etmek, çöpleri toplamak, çöpleri yok etmek, çöplerden belki değil muhakkak yapabilirse elektrik enerjisi elde etmek. Yakarak, çöpleri yakarak bir yandan çöplerden kurtulursunuz. Bir taraftan da o yakma sırasında meydana gelen ısıdan dolayı pürbünler de yaparsınız. Buhar üretirsiniz. Elektrik enerjisine çevirirsiniz buharı.
Daha bunun gibi pek çok hizmetleri vardır. Sizin döneminizde, sizin yaşlarınızda, çocukluğunuzda 23 Nisan nasıl kutlanıyordu? Dönemimizde nasıl bizim zamanımızda 23 Nisan şöyleydi. 23 Nisan, Nisan ayının başında ister ilkokulda olalım, ister ortaokulda, ister lisede. Öğretmenler, lisede tabii lisede pek o artık 23 Nisan yaşının dışına çıkmıştır. Üniversiteye yaklaşmıştır. Ama ilk ve ortaokullar sınıflar itibariyle resmi geçit dediğimiz şehrin en güzel yerinde ya da stadyumunda varsa sırayla geçmek, okullarını tanıtmaktır. Öğretmenlerinizle beraber, öğretmenlerinizle resmi geçit dediğimiz o yürüyüş sırasında sizin ya başınızda ya yanınızda olur. Sizde üçerli, dörderli, beşerli kollar halinde şeref türbününün önünden yürürsünüz. Genellikle şeref türbününde o şehrin veyahut o ilçenin üst yöneticileri, ilçelerde kaymakamlar, belediye başkanları, jandarma komutanı, efendim şehirlerde valiler, belediye başkanları, askeri heyet diyoruz ona, orduda görev yapan askeri birlik varsa o şehirde, onlar yer alırlar türbünlerde eşleriyle birlikte. Çocukların, okulların, bayrama katılan, yürüyüşe katılacak olan okulların, okulların çocuklarının anne ve babaları da resmi geçidin yapıldığı stadyumsa eğer, stadyumda, türbinlerde, ana caddelerde, büyük caddelerde yapılıyorsa büyük caddelerde toplanırlar. Sizin geçişinizi görürler, alkışlarlar. Okullar geçerken ellerinde dövizlerle Atatürk'e bağlılık, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık, kalkınmak, işte yükselmek konularında, çocukları bekleyen gelecek konularında dövizler taşırlar. Milli kıyafetler giyerler, halk danslarını yaparlardı. Oynayarak geçerler şeref türbününün önünden halk danslarını ya da bando eşliğinde yürür veya bazı yerlerde o halk dansları ekipleri durur, kortejden dans yaparak devam eder yürüyüşlerine. Bu şekilde kutlardık. Öğretmenim, ben de soru sorabilir miyim? Tabii. Öğretmenim. Evet Gülşen'den. Tabii. Hayat ileriye doğru yaşanıyor. Evet. Ama geriye bakınca anlaşılıyor. Evet. Bizler geçmişten ders alarak geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Böyle bir sorumluluk omuzlarımızdadır. O sebepledir ki milli egemenliği güçlendirmek, ülkemizi geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni modern devletler safında en güçlü yere oturtmak bizim en başta gelen görevimizdir. Biz çocuklar olarak bunun için neler yapabiliriz? Yapacağınız şey, evvela okullarda derslerinize çok iyi çalışacaksınız. Çok çalışacaksınız. Az oynayacaksınız. Gerçi çok çalışıp çok da iyi eğlence de kendinize yapabilirsiniz. Yani hayatınızın günlük programını çok iyi değerlendirebilirsiniz. Ama ilkokulu başarıyla bitirmek. Herkes, hepiniz birinci olmak için, sınıfının birincisi olmak için çalışmalı. Kendinizi yarış içinde hissetmelisiniz. Hepiniz en üst notlarla, karnelerinizdeki en üst notlarla mezun olmalısınız. Ortaokula geçince daha üst seviyede eğitimler görmeyeceksiniz. Sonra lise gelecek, liseden sonra da üniversite. Üniversite artık sizin meslek edineceğiniz bir eğitim kademesidir. İster doktor olun, ister mühendis olun, çok meslek var. İster elektronik mühendisi olun, ister bilgisayar programcısı olun, ister mühendis olun. Aklınıza ne gelebilirse meslekler, bugün bildiğiniz mesleklerin her biri, o dala kendinizi yönelteceksiniz, o fakültelerde okuyacaksınız ama oralarda da en başarılı siz olmalısınız ve araştırmaya yönelmelisiniz hepiniz. Yeni bir şey bulmaya, mesleğinizde yeni bir şey icat etmeye diyeyim, belki daha rahat anlaşılabilir. Öyle gayret edin. Öyle şeyler var ki dünya o kadar hızlı ilerliyor ki görüyorsunuz. Uçak yapanlar, efendim tıpta en ileri ameliyat ve hastalık tedavi sistemlerini bulanlar, mikroplara karşı çareleri bulanlar, virüslere karşı çareleri bulanlar, uzaya gitmek için uzay araçlarını düşünenler, planlayanlar ve yapanlar kimler? İşte çok iyi yetişmiş olan insanlar. Ve bu insanların memleketi çok daha zengin oluyor. Çünkü ürettiklerinizi başka ülkelere satarak gelir elde edebilme imkanınız var. Ve bütün ileri ülkeler
arasındaki yarışta sizin öne çıkmanız lazım. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Hatırınızdadır herhalde, değil mi? Türk insanının en ileri seviyede eğitim almaları ve gelecekte ileriye gitmiş ülkelerin de önüne geçebilecek şekilde güçlü, kuvvetli ve bilgisi çok gençler yetiştirmektir. Bütün rahmetlinin isteği oydu. Kim eğer çocuklarını, gençlerini çok iyi yetiştiriyor, onlara çok iyi bilgiler veriyor, çok iyi imkanlar sağlıyorsa belediyeleri ve diğer devlet yöneticileri, o ülkeler zirvede oluyor. Bakın biz gökyüzünü uzaya gidemiyoruz. Kaç senedir uzaya gidiyor değil mi bazı ülkeler? Füzeler atıyorlar. Efendim artık hastalıklar için eskiden olduğu gibi sadece sırtınızı dinleyip hastalığınızı öğrenmeye çalışan tıp bilimi şimdi sizi röntgenlere sokuyor. Röntgenden daha ilerisi var. Efendim tomografilere sokuyor. İçinizi görüyor. İçinizde ne var ne yok, organlarınız ne durumda onları görüyor. O makinaları kimler yapıyor? O araç gereçleri kimler yapıyor? Değil mi? Dolayısıyla teknolojide ileriye giden ülkeler hem kalkınıyorlar, zengin oluyorlar. Çünkü buldukları, keşfettikleri konular insanlığın hizmetine ise, yararlı bir işse, diğer ülkeler onlardan onu almak istiyorlar. Para ödeyerek alıyorlar, yapıyorlar. Öyle değil mi? Haklısınız hocam. Evet öyle. Sizler de sizin arkadaşlar lütfen ama. Çalışarak onlara, ülkenize ve Mustafa Kemal Atatürk'le bu memleketi kurtarıp düşmandan cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarına daima dua edeceğimiz şekilde onların gösterdiği yoldan, özellikle de Atatürk'ün gençlere ve çocuklara tavsiye ettiği, ne yapmaları lazım geldiği, hangi yoldan gitmeleri gerektiğine dair sözlerini kendinize ilke edineceksiniz. Çok öyleyse, teşekkür ederim. Türkiye kısa zamanda muasır medeniyet, muasır medeniyet demek devrin yani uygarlığın, bugünkü uygarlığın da önüne geçmek. Örneğin şimdi Ay'a gitti insanoğlu biliyorsunuz. Biz gidebildik mi? Gidemedik. Hayır. Demek ki daha gerilerdeyiz. Onlar Ay'a gittiyse siz onlardan daha ileriye gideceksiniz. Başka gezegenlere gideceksiniz. Mesela uzay teknolojisini bulmuş, keşfetmiş insanoğlu sizler gibi o ülkelerin çocuklarının çok iyi yetişmesinden ve devamlı düşünmesinden, yeni şeyler icat etmeye çalışmasından, uzaya nasıl gideriz, yer çekiminden kurtulduğumuzda nasıl hareket ederiz diye düşünen insanların kafalarından astronotlar, astronotluk mesleği falan ortaya çıkmıştır. Hepsi birer teknolojidir. Öyle değil mi? Yani hem sağlık açısından hem insanların ihtiyacı olan hususlarda yapılacak işlemlerin çok hızlı yapılmasından, çok başarılı, çok kaliteli, çok iyi olmasından, ülkenizi çok ileriye götürebilecek yenilikler, daima yeniliklerin peşinde koşacaksınız, bir şeyler icat etmeye çalışacaksınız, bir şeyler bulmaya çalışacaksınız, düşüneceksiniz, aldığınız bilgilerle, okulda kitaplardan, öğretmenlerinizden aldığınız bilgilere dayanarak bakarsınız. Öyle şeyler yapılır ki mesela eskiden bir kazada eli ayağı kesilen insanların yapılacak bir şey yoktu. Ayaksız ve kolu kesildiyse kolsuz yaşamak mecburiyetinde veya tek koluyla yaşamak mecburiyetindeydi. Halbuki şimdi protezler var. Protez diyoruz, takılıyor kola, elektronik olarak çiplerde, o küçücük çiplerin içerisinde çok büyük güç ve bilgiler var, hareket imkanı veriyor. Onunla artık ellerini kullanabiliyorlar, bacaklarını ilave ediyorlar, kopan kısmını veya kesilen kısmını. Örnek veriyorum size. Dolayısıyla tıptaki ilerlemeler teknolojiyle birleşiyor. Eğer o araç gereçleri yapanlardansanız tıpçılarla beraber çalışacaksınız. Efendim işte depremlere karşı sağlam binalar yapabilmek, depremlerin ne zaman olacağını, kaç derecede olacağını öğrenmek istiyorsanız jeoloji denen bilim dalına eğilen meslekler var. Oralara gideceksiniz. Mimarlık dersen şehirlerinizi güzelleştirecek, binalarınızı güzelleştirecek, planlar çizebilecek bilgilere sahip olmanız lazım. Yaratıcı olacaksınız orada da. Onun dışında aklınıza gelebilen her şey. Mesela doğayı görüyorsunuz.
sıcaklık, bütün dünyada sıcaklık artıyor. Televizyonlardan duyuyorsunuzdur. Sizin yaşınızdayken bizim bunlardan haberimiz yoktu. Çünkü televizyon yoktu. Radyo vardı, birisi konuşurdu, spikerler konuşurdu radyoda. Onları dinlerdik. Halbuki sanatçı da olabilirsiniz. Film sanatçısı olabilirsiniz. Müzik, konser veren heyetlerden, yani senfonik müzik, halk müziği, diğer müzik türlerini ve bir enstrümanı çalmayı deneyin. Mutlaka boş vakitlerinizde eğlence olsun diye bir enstrümanı, bağlama olabilir, gitar olabilir, mandolin olabilir, piyano olabilir, flüt olabilir. Anne ve babalarınızın imkanı olursa ilk fırsatta onlardan size temin etmelerini isteyin ve bunun dersini okullarda zaten veriyorlardır. Boş vakitlerinizi böyle yararlı işlere harcamış olursunuz. Boş vakitleriniz dediğim, derslerinize çok çalışacaksınız ama dinlenmek istediğiniz zaman da bunlarla meşgul olacaksınız. Mesela ben heykelleri, bir sorduğunuz balmum heykelleri, dinlenmek için yapıyorum. Yani mumdan veyahut mum safhasına gelinceye kadar çeşitli plastik maddelerden heykel yapmak, onlara, hatta şimdi başka yerlerde ve bizim Eskişehir Belediyesi'nde de çalışıyorlar, robotlara, insan robotları yapma denemelerindeler. Hocam. Yani robot yürüyor, efendim, konuşuyor. Biliyorsunuz bunlar çok önemli. Yapay zeka diyoruz. Yapay zeka nedir? Bunlara şimdiden bu yaşta kafa yormaya başlayın. Düşünmeye başlayın neyin nesidir. Bir kere bilgisayarı mutlaka öğrenin. Bilgisayar programlamasını öğrenin. Çipler nasıl üretilir? O küçücük devreler, elektronik devreler ne kadar büyük işler yapıyor değil mi? Artık kocaman kocaman makineler yapmaya gerek kalmıyor. Bilmem anlatabildim mi bu kısmı? Ben de bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar lütfen mikrofonlarını söz hakkı almadan açmayalım. Çok kalabalığız. Hiçbirimizin söylediği anlaşılmıyor. Hocam, ilçelerde açmış olduğumuz İsmet kurslarından kursiyerlerle bugün bir araya geldik. Alpo, Beylikova, Çiftliler ve İnönü merkezlerimizden katılan bütün küçük kursiyerlerimiz adına hayallerimizi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Genel Sekreterimiz Ayşe Ünlüce'ye, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız Sayın Hale Kargın ve Esmek Koordinatörümüz Sayın Yıldıray Öncül'e bize bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim için çok eğlenceli bir etkinlikti. Eminim çocukların size daha sormak istediği çok fazla soru vardır ama vaktinizin de kısıtlı olduğunu biliyorum. Çocuklar da bunu anlayışla karşılayacaktır. Umarım tekrar bir araya gelebiliriz. Mektup da yazabilirler. Etkiler uyandırdığımıza inanıyorum. Mektup da yazıp bizlere soru sorabilirler, isteklerini bildirebilirler sizler vasıtasıyla. Önce size başvururlar. Siz sizi aşıyorsa, bizim cevap vermemiz gerekiyorsa siz aracı olursunuz, bize bildirirsiniz. Tabii yetenek sahibi her insan oğlu, her doğan her kız çocuğu içinde belli olmayan, alnında da yazmayan yeteneği olan insanlardır. Yani insanoğlu yeteneği olan kimsedir. Evet, kimisi tiyatroya meraklıdır, kimisi müziğe meraklıdır, kimisi resme meraklıdır, kimisi araştırıp bulmaya meraklıdır. Teknik bir takım parçaları birleştirir, faydalı bir araç veya gereci yaratabilir, bulabilir. Bunlar çok önemli şeyler ilerlemek ve kalkınmak için. Sizin kuşakların böyle yetişmesi lazım. Teşekkürler. Peki, ben teşekkür ediyorum. Ben bir soru sorabilir miyim? Hocam ben... Arkadaşlar, hocamızın vakti gerçekten çok değerli ve bize ayırdığı vakit maalesef bugün bitti. Ama umarım daha sonra tekrar bu şekilde bir araya gelebiliriz. Anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Hocam, biz resim yaptık. Çifteler Atatürk Ortaokulu olarak Şükrü hocamızın önerisiyle, başkanımızın izni ve sizin izniniz olursa da göstermek istiyoruz arkadaşlarla. Hı, tabii. Ama dediğim gibi benim gelip görmem lazım oraları, değil mi? Evet. Onun için ne lazım gelebilmem için? Ulaşım lazım. Hı? Ulaşım lazım. Ulaşım var. Otomobil var. Binerim otomobile, gelirim. Bizim zaman kazanması lazım. Zaman. Bu pandeminin, yani salgının, bu mikrop salgınının, herkese bulaşan salgının
artık insanlar tarafından yenilmesi ve yok edilmesi lazım ki gelelim yan yana oturalım konuşalım, artık kimse kimseye mikrop bulaştırmasın, hastalanmasın, değil mi? Kurallara uyalım, maskeli, maskesiz bir araya gelelim. Halbuki şimdi bir araya gelmek istesek maske lazım. Ama onlar da fayda etmiyor bazı hallerde. Evet hocam. O zaman hijyene dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Sayın ben hocam, teşekkür ediyorum vakit size. Ayırdığınız için size de çok teşekkür ederim. Keşke böyle sık sık yapabilsek de bu imkanlardan yararlanarak. Bakın işte teknoloji. Şimdi benimle konuşuyorsunuz. Benimle konuşuyorsunuz. Değil mi? Ne kadar güzel. İşte bunu zaman zaman yapabilsek. İnşallah ileriki günlerde o imkanlara da kavuşuruz. Sevgili hocam, bugün çocuklarımız daha önce ilçelerde açmış olduğumuz esmek merkezlerinden katıldılar. Evet. Ancak katılamayan çok fazla da öğrencimiz var. Çok fazla kursiyerimiz var ilçelerde. Dolayısıyla ara ara sizlerle böyle bir araya gelmek isterler. Tabii memnuniyetle. Benim yoğun programıma rağmen arada böyle fırsatlar bulursak bunları değerlendirelim. Tamamdır hocam. Çünkü üzülen çocuklarımız olmuş. Şimdi bize mesaj atıyorlar. Biz soru soramadık hocamıza diye. Ama biz sorularını sizlere ileteceğiz. Sonra sizden cevaplarını alıp çocuklarımızla paylaşacağız. Eğer siz burada görürseniz. İnşallah. Çok memnun olurum. Tamam hocam. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bütün hocalarınıza, Selin Hanım'a, size ve diğer bütün arkadaşlara. Hepiniz geleceğin parlak akılları, parlak zekaları ve çok büyük hizmetler yapacak bireylersiniz. Bir yerden bırakmayacaksınız, yalan söylemeyeceksiniz. Hep doğru yapacaksınız. Haksızlıklara karşı çıkacaksınız. Karşı çıkarken de kavga etmeden karşı çıkacaksınız. Hakkınızı müdafaa edeceksiniz. Büyüklerinizle hiç çekinmeden tartışabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Büyükler arasında belli meseleler konuşurken size de söz düştüğü zaman siz de özgür şekilde düşündüğünüzü onlara söylemekten geri kalmayın. Konuları tartışın kendi aranızda. Sorgulayın. Her şeyi sorgulayın. O neden öyle? Niçin böyle oldu? Başka nasıl olabilirdi? Ben şöyle düşünüyorum diye en sonunda da kendi kanaatinizi başkalarının düşünce ve kanaatlerini yoğurmak suretiyle kendinize özgü bir kanaatiniz oluşursa onu söylersiniz. Oldu mu? Çok teşekkür ederiz. Peki çok ben de hepinize güle güle diyorum. Çok teşekkürler. Sokağa çıkacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hepinizin. Görüşürüz. Ben öpüyorum. Katılamayan arkadaşlarınıza da selam söyleyeyim. Görüşürüz. Anne babalarınıza da görüşürüz. 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 Görüşürüz.